Değerli üreticilerimiz, Agroida firmasından Mustafa Öztop. Hepinizin öncelikle sağlıklı ve huzurlu günler geçirmenizi dilerim. Bugün gündemimizde buğday var. Aslında şu an hepimizin gündeminde buğday olmalı diye düşünüyorum. Çünkü neden? Buğday bizim en önemli ekimini gerçekleştirdiğimiz stratejik ürünlerimizden birisidir. Çünkü buğday olmazsa hepimiz açız. Bunu tartışmaya bile açmaya gerek yok. Şimdi bugün neden buğdayı elimize alacağız? Malumunuz birçoğumuz taban gübresiyle ekimimizi yapamadı. Bu görüştüğümüz üreticilerimiz de çoğunluk olarak yer almakta. Ha, gübreleme yapan üreticilerimiz de var, yok değil, bunlar da mevcut. Ama genele baktığımızda taban gübresiyle ekim yapılan arazi sayısı bu sene kısıtlı. Bunun sebebi nedir? Artan kimyevi gübrelerdeki maliyetler. Bugün günlerden üst gübreleme zamanı. Yani buğday artık azot ihtiyacının en üst seviyelere geldiği dönemlerine girdi. Kardeşlenme dönemlerine girdi. Bu günlerde üstten gübreleme yapılması gerekmekte. Tasarruf edersiniz, daha iyi neticelerle bir yetiştiriciliğiniz olur diye bahsetmiştik. Ve bu çok hızlı bir sürede yayıldı. Hemen hemen bütün Türkiye'de uygulamalar yapıldı. 100 kişiden bahsetmiştik. Bir destek uygulamamız vardı. Yarı yarıya kampanyası. 350 kişiye ulaştı. Bunun için de sizlere teşekkür ederim. Bu bizlere duyduğunuz güvenin bir göstergesiydi. Şimdi bir uygulama yaptığımız bahçedeyiz, Erbağ'dayız. Burada farklı bir uygulama daha denedik. Ne yaptık? Tabana gübreleme yapmadan sıvı ürünlerle, tohum kaplamayla ve üst uygulamalarla gelişen bir süreç izliyoruz. Taban gübresi yapmadan ekimlerimizi yaptık. Buğdaylarımız yeşerdi. Şimdi birinci uygulamasını yapacağız. Bunu da sizlere yansıtacağız, ekranlarınıza yansıtacağız. Bunun hasatını da sizlere yansıtacağız. Yani bu konseptin uzun süreli neler olabileceğini hepsini göstermek istiyoruz. Şimdi buğdayda üst uygulamalar önemlidir. Bizler size 7 çeşit ürün kullandıracağız. Bunun içerisinde bitkinin vejetatif, yani ömrü 7-8 aylık ömrü içerisinde ihtiyacı olan bütün besin maddeleri mevcut. Azot, fosfor, potasyum, izelementler, yani çinko, bor, bakır, demir, deniz yosunu, amino asit, aktivatörler, bitki gelişim düzenleyicileri gibi bitkinin ihtiyacı olabilecek her şey mevcut. Biz bunları sadece doğru zamanda, doğru oranlarla bitkimize ot ilacı atar gibi yapraktan uygulayacağız. Bu size ekonomiklik kazandıracak. Şimdi sizlerden gelen bazı sorular var. Bunlar neler? Diyorsunuz ki ya biz sizin üst uygulamalarınızı yapacağız. Tamam. Bunun yanında biz azotlu gübreleme de yapmak istiyoruz. Yapabilirsiniz. Bunun size herhangi bir zararı olmaz. Ama şöyle, yani şu an üre zamanı geçti. 26'lık zamanı geldi. Nitrat zamanı geldi. 20 kilo değil, 25 kilo değil, 10 kilo bir nitratla destekleme yaparsınız. Daha kaliteli mahsul alırsınız. İkisi birleştiği zaman çok daha güzel bir sonuç ortaya çıkmış olur. Hiç atmasanız olur mu? Evet, hiç atmasanız da olur. Bunu daha önceki yıllarda da yaptık. Şu anda da uygulamalarımız var. Hiç atmadığınız zamanda da neticeler alacaksınız. Şöyle bir önemli konuyu da belirtmek istiyorum. Şimdi bizim uygulamalarımızı yaptığınızda ürününüzde ilk önce yaprak genişler. Yani göreceğiniz ilk işlem yapraklardaki genişleme olacaktır. Yani bugün üre atarsınız, şeker atarsınız, nitrat atarsınız, gidersiniz, 3 gün sonra gelirsiniz, koyu bir yeşil görürsünüz. Bizim uygulamalarda bunu hemen görmezsiniz. Çünkü ilk önce biz bitkiye kök yaptıracağız, kardeş yaptıracağız ve yaprak genişlemesini yaptıracağız. Yani bizim hedefimiz aşağıyı biraz daha fazla çalıştırmak. Altı zaten yeterince çalıştırırsanız bu üstte de ulaşmış olacak. İşin özetine gelecek olursak, uygulamalarımız halen devam etmekte. Birinci uygulama kardeşleme başlangıcı ve ortalarındaki dönemde, ikinci uygulamamız kardeşlemenin bitiş döneminde, üçüncü uygulamamız da sapa kalkma döneminde, yani sizin en son pas ilaçları için girdiğiniz döneme tekamül edecek. Ürünlerimiz karışabilir ürünler, birbirleriyle geçimsizlikleri yoktur ama ilaçlarla karıştırırken bizlere bir sorun, ona göre karışımlarınızı hazırlayalım. Bu ürünlerimiz bizim ekonomik ürünlerdir. Daha önceki videomda 10 dekar arazinin maliyetini 630 lira diye açıklamıştık. Mevsim şartlarındaki yağışlardan dolayı ürün artışı yaptırdık. Yani 6 çeşit ürün değil, 7 çeşit ürüne çıkardık. Şu anki 10 dekar arazinin 3 uygulamalı maliyeti 785 TL'ye tekamül etmektedir.
Düşündüğümüz zaman 10 dekar arazide 3 uygulama yapacağız, 7 çeşit ürün kullanacağız ve 785 lira maliyeti olacak. İlk videoda da söylediğim gibi bu ürünü deneyin 5 dekarında, 3 dekarında, 500 dekarında. Sonuçları siz görün. Benim anlattıklarım bende kalır. Ama siz görürseniz siz bunun tecrübesini almış olursunuz. Birinci videoda kampanyamız vardı. Yarı yarıya bölelim demiştik. Bu videoda da bir kampanyamız daha olacak. Bu da %20 bedel. Yani biz alacağınız ürünlerin %20'sini yine karşılayacağız. Bir destek kampanyası yapacağız. Bu şekilde takvimimize devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Soracağınız herhangi bir husus olursa telefon numaralarımız mevcut. Bizlere bu numaralardan ulaşabilirsiniz.